Hem bu açıklamaları isterseniz değinebilirsiniz. 26 evet. Ağustos'ta Şimdi Sayın Meral Akşener ne açıklayacak? Bir de evet. biraz sonra tekrar o İyi Parti'nin dünkü açıklamasına döneceğim. Orada çünkü bir <laughs> üçüncü yoldan bahsediyor. Yeni bir yoldan bahsediyor. O yol ne olabilir? Onu da size sormak isteyeceğim. Şimdi aslında bence hem bu 26 Ağustos tarihlendirmesi, hem bu açıklamalar, bu karşılıklı tweetler. Şimdi az önce sevgili Abdullah Arı dinlerken o biraz kavramların içine girdi böyle milliyetçilik üzerinden. Şimdi benim oralarda bir takım saplamalarım e, saptamalarım var. Yani iddialarım da var. Şimdi böyle Avrupa'daki yükselen milliyetçilik, dünyada yükselen milliyetçilik falan deyip Türkiye ile bunu örneklemek son derece yanlış. Orada... Bu toprakların milliyetçiliği başka bir şeydir. Bunu anlamak lazım. Bütün bu ayırt edici özellik odur aslında. Biz daha eskiye gitmiyorum ama 100 yıllık bir mücadele içindeyiz değil mi? Ne o mücadelenin adı ne? Ve bugünkünün adı ne? Hiç değişmedi. Ha bugün daha somut bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki enerjiden ekonomiye tam bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Başlarken de öyle verildi. Yani o imparatorluğu paramparça haline getirmeye çalışanların murad ettikleri ve ardından onun üzerine miras olarak işleyen İzmir İktisat Kongresi. Siyasi bağımsızlık istiyorsak bunun temel şartı ekonomik bağımsızlıktır. Bugün bu mücadeleyi veriyoruz. Bunu diyebilenler milliyetçidir bu topraklarda. Bunun neferi olabilenler, bunun öznesi olabilenler. Avrupa'da o milliyetçilik denilen şey onların da aslında ayırt ettiği bir şeydir. Yani e, Fransız'ın komünisti de liberali de milli olmak zorundadır, sistem dışlar onu. Onu da söyleyeyim. Yani e, sosyalist işçi sendikaları acaba niye... Ee, zulüm çeken, sömürü çeken Afrika'daki bir işçi sendikası ile bütünleşmez. Kendi ülkesinin sömürge rejimine karşı. Amerika'da bir kitap çıkmıştı. Bir gazeteci biraz egzijer ederek liberal faşizm diye nitelendirmişti kendi demokratlarını. Öyle olmak zorunda Orada sistem zorlar onları. O löpenler falan bunlar başka bir şey. Nereden besleniyorlar? Şundan besleniyorlar. Kıta Avrupası'nın başta olmak üzere o sömürge coğrafyalarından aslında onların posasını çıkarak bizden elde, elde ettiklerinizi şimdi sizden istiyoruz dercesine kapılarına dayananların içindeki o get dolaştırıp hiçbir şekilde bünyelerine katmadıklarının isyanına karşı oluşmuş olan yine o kendi sömürge refleksinden kendinden olmayanı ötekileştiren biz buyuz onlar başka bir şey kolaycılığına kaçarak kendini tarif etmeye çalışanların temsilidir bizde de öyle bir parti var şimdi Onlara yüksünen adet. Nerede bir yabancı görse onunla ilgili bir karşıtlık oluşturan. Bu toprakların yabancısıdır bu. Bu topraklar öyle kir pas tutmaz. Yani o açıdan bizim bugün verdiğimiz mücadelenin işte ela uca sığmaz, yüzdelerle falan ölçülemez. Çanakkale ruhuyla yoğrulmuş, benim yiğit Kürdüm Amerikan emperyalizminin askeri olmayacağız diyen o yiğit Kürt de milliyetçidir. Diyarbakır anneleri de milliyetçidir. Ona gidemeyenler. Aman hedef sıkıntı çıkar deyip ona sırtını dönemeyen ana yüreği, anacığım buradasınız. Dünya siyasi tarihine girdi bir büyük kadın siyasi direnişi olarak. Buna sırtını dönen, buna cesaret gösteremeyen, Buraya gidip onlarla hemhal olamayan bir siyasetin Türkiye'nin milliyetçilik sınıfında yer alması mümkün değildir. Bunu bilelim. Mavi Vatan konsepti bir stratejisi belirliyoruz. Buraya ya çok ileri gitmeyelim bu saldırganlık olarak anlaşılır diyen bir çizgiyle bir araya olmak milliyetçilik değildir. Kitap yazı, yayınlandı demin atıf yaptım. Çok dikkatli okuduk. Karabağ 30 yıllık bir emperyalist işgali büyük bir zaferle sonlandırdık. Kardeş Azerbaycan ve bizim de yüreğimizle, desteğimizle. Sonra bir şey yayınlandı. Şuşa beyannamesi. Bunun manifestosuydu. Bölüm var orada hiçbir atıf yok. Çünkü sıkıntı yaratır o Şuşa beyannamesinden çok alınanlar var. Kıbrıs geldiğimiz noktada Kıbrıs'ın bu hale, yani hukuksuz hale getirilerek bir millete zulmetmeye çalışanlar bizzat o hukuku çiğneyenlerdir. Bileşmetlerin hukukudur. 59-60 anlaşması. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte olmadığı hiçbir yapıya adaya, ada giremez aldılar içeriye. Avrupa Birliği'nin üyelik hukukuyla hukukunu çiğnediler. Sınır sorunu çözülememiş hiçbir yere giremez, hiçbir ülke Avrupa Birliği'ne giremez aldılar. Şimdi diyoruz ki anlam planı desteklendi, Kıbrıs Türküne dendi ki buna evet deyin neler olacak bak sizin bu e, sıkışmışlık halinizden çıkacaksınız. Yani Güney tarafına Kıbrıs e, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin açıldığı bir dönemde ona siz egemenliğin tamamı sizdedir dediğiniz o imkanı vereceğiniz bir noktada onu paylaşır mıydı? O hayır dedi bir adadan iki devlet çıkmaz diye ne bir uluslararası hukuk kuralı ne bir uluslararası ilişkiler teamülü vardır. Bugün devlet politikasıdır. İki devlet. Tanıyacaksınız bunu. Tanımıyorsanız zaten biz orada barışı da sağladık, hukuku da kurduk. Şimdi o beyannamede, daha doğrusu o altılı masanın mutabakat metninde nasıl geçiyordu Kıbrıs bahsi? İki toplumlu devlet çözümü. Döndük mü ta eski? Buna İmza atmak milliyetçilik değildir. Terörle ilgili başlık vardı. İki sayfa yazılmış. Tebrik ediyorum onu yazanı. Nasıl başarabilmiş? Türkiye'de, Türkiye'nin iktidarına talipsiniz. Türkiye'nin mücadelesinin neferi öznesi olacaksınız. Terörle ilgili mücadele iki sayfalık bir metni yazarken PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi, FETÖ'yü anmadan yazabilmişsiniz. Onların birbirinden farklı, birbirine benzeşen ve farklılaşan yanları var. Ve onlarla nasıl mücadele edileceğinin stratejisinin özgün yanı var. O hiç yok. Atıf yapılıyor uluslararası kuruluşlara. Onların terör mücadele e, e, şeyi çerçevesi neyse o çerçevede yapılacakmış. İşte sonuç itibariyle Avrupa'da aferin dedi değil mi? Babacan söyledi bunu. Böyle bir şeyi ne güzel yazdınız diye. Bu mudur milliyetçilik? O açıdan... Bu milliyetçilik meselesinin tabii bir e, kavramsal işin ideolojik yanı, siyasi tarih perspektifi, siyaset bilimi açısından bakış, bütün bunlar e, bir anlamda e, dikkatten uzak tutulmadan ama bunun bu topraklar için anlamının ne olduğunu bilerek değerlendirme yapmak gerekir. Ne dedik? Bizim bu mücadelemiz. Buna itiraz eden varsa tartışırım. Bugün biz enerjiden ekonomiye bir tam bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelenin hasmı kimdir Serhan Bey? Kim bundan hoşnut değildir? Adıyla çağıralım. Emperyalizmdir. Emperyalizm de emperyalizm dedir. Başka bir şey denmez. Evet. Peki bu emperyalizme karşı söz söyleyemeyenler, söz söylemekten çekinenler, milliyetçiliği temsil edebilir mi? Asla edemez. Bu toprakların milliyetçisi anti-emperyalisttir. Bakın bu topraklarda bir şey yaşandı. Yıllardır bu emperyalizme kafa yoran bir akademisyen olarak söylüyorum. Bak tespitim şudur. Emperyalizmin şöyle bir yanı vardır. Kendisine karşıtlık oluşturabilecek bir düşünce akımının veya inanç yapısının ya içine girip kontrol eder ya da başaramazsa sahtesini üretir. İslam anlayış doğası gereği, doğuşu gereği, varlık nedeni kulun kula kulluğunu reddeder. Ve emperyalizme karşıdır. Ama bunu yapmıştır. İslami görüntü altında FETÖ'sünden tut birçok şeyine kadar. Tamam mı? Milliyetçilik, doğası gereği, varlığı nedeni, bir yabancı elin tahakkümü, onun baskılayıcı yanı, onun saldırıları. Dolayısıyla doğası gereği anti-emperyalisttir. Ya içine girip kontrol etmek istemiştir ya da sahtesini üretmiştir. Sol anlayış da öyledir. Doğası gereği. Onun da yine aynısını başarabilmiştir bu topraklarda. Ya içine girip kontrol etmiştir ya da sahtesini üretmiştir. O açıdan e, aslı kopyası Semih Hoca değiniyor ya. Evet. İşin bu yanını da ben işaret etmek isterim. Şimdi 26 Ağustos'ta anlamlı söylenebilecek şeyler var. Ben bunu seçim sürecinde videolarla propaganda tekniğini benimsemiş Kemal Bey'den de istemiştim. Yazdım da bunu köşemde. Üç etkili video demiştim. Bunu yapabilir. Onlar yapmadı. Kemal Bey yapmadı. Bugün de o niyette değiller. Şunu diyebilirler. Çok yanlış yaptık. Türkiye'nin bu büyük mücadele alanının biz niye neferi ve öznesi olamadık? Niye biz akla gelmedik bu mücadelede? Dolayısıyla buradan bu verilen mücadelenin tıpkı o Çanakkale ruhuyla, o milli mücadele ruhuyla verilen bir mücadele olduğunu. İçinde yaşa yaşayan Serhan Bey adet alıştırıldı. Yeryüzünde bana bir örnek gösterin ya. Bütün terör örgütlerinin kuyrukları birbirine bağlanmış olsun. Arkasında müttefik diye geçinenler onlara silahını, aklını, üniformasını, stratejisini versin. Hedef Türkiye'desin. Var mı yeryüzünde bir başka bir yer? Nedir dertleri? Ne istiyorlar Türkiye'den? Bu kadar açık diplomatik yol, her türlü yol deneniyor. Kaç başkan değişti? Niye vazgeçmiyorlar? Dün daha vatan evlatları, 6 tane şehidimiz var. Ya bunları, bunları, bunları biz yaşıyoruz ya. Bunun hiç mi anlamı yok. Dolayısıyla. PKK'nın o kirli ağzına düştük. O kirli ağzına bizim temiz isimlerimizi alamazsınız. Ne bekliyorsunuz bizden? Biz iktidar olduğumuzda bizden bir şey mi murat ediyorsunuz? Bu iktidarın verdiği mücadelenin katmerlisini biz yapacağız. Din dedik. Dediler mi? FETÖ çok seviniyorlar. Sevinç içindeler. 15 Mayıs'a kaçkın FETÖ'cüler biletlerini alarak geleceklermiş. Duyuyoruz, işitiyoruz. Ne bekliyorsunuz siz bizim iktidarımızda? Bilesiniz ki geldiğiniz gün Türk yargısının önüne çıkacaksınız ve ayrıca bütün Avrupa'daki paydaş olabileceğimiz siyasi olarak partileri de dolaşacağız. Haberiniz olsun sizlere ev sahipliği yapılmasın diye. Çünkü bizim iktidarımızda biz sizinle müthiş bir mücadele yapacağız. Dediler mi? Duyduk mu? Üçüncüsü de emperyalizmin anlı şanlı dergileri. Kapak yaptılar Türkiye seçimini. Dünyanın en önemli seçimi dediler. Bizim için öyleydi de onlar için acaba niye öyleydi? Açık açık söylediler. Adayımız şudur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirebilmek için desteklemeliyiz onu. Demediler mi dediler. Büyük elçiler büyük bir heyecan içindeydiler. Dediniz mi onlara ya bir dakika kardeş, sizin derdiniz ne? Ne bekliyorsunuz bizden? Siz bizden bir şey beklemeyi bırakın da bizim iktidarımızda bilesiniz ki o destek olduğunuz, parasını pulunu verdiğiniz, o terör örgütleriyle büyük mücadele edeceğiz. Çekin desteğiniz. Dediler mi? Diyebildiler mi? Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu müthiş bir fırsat. Söylesene. Ben tam bağımsızlık ruhuyla yorulmuş bir çizginin temsilcisiyim. Benim adımı anıp benden bir şey beklemeyin. Ben sizinle de mücadele ederim Türkiye'ye düşmanlık yaptığınız sürece. Dediler mi? Meral Hanım rahatsız oldum bunlardan. Bugün 26 Ağustos'ta kendileriyle bir anlamlı buluşma gerçekleştirecekseler bunları söyleyebilecekler mi? Bekliyoruz. Bakın Ümit Özdağ'la yapılan protokolün gizli bölümü bir skandaldır kuşkusuz. Zaten şu yanı da çok önemlidir. Neden Milli İstihbarat Teşkilatı Ümit Özdağ bu kadar istemiştir de o da verebilmiştir kolayca. Niye TPO değildir de ne bileyim yani dış Türkler teşkilatı değildir de, TİKA değildir de odur. O işin bir başka boyut. Fakat başka bir şey daha vardı. Herkesin gözünün önünde oldu. Yedi tane madde yazdılar. Ne vardı o maddelerde? İlk madde. Anayasanın ilk dört maddesi, 66. maddeyi değiştirmeyeceksiniz. Kim diyor bunu? Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne koyuyor. İmzala diyor bunu. Başka ne var orada? İşte 1924-23 orada yanlışlık yapılmış. Ya anayasayı kastediyorlar ya devletin kuruluşunu yanlış yazmışlar. Kuruluşuna sadık kalınacak devletin. Üçüncü vahim bir şey daha vardı orada. PKK, FETÖ onlar işit demişler. Bu terör örgütleriyle mücadele edilecektir. Serhan Bey bu sizin önünüze geliyor. Bu benim önüme gelse ben empati yapıyorum. Ya bir dakika kardeşim. Sen bunlarda bende bir eksiklik mi görüyorsun? Sen ne, ne, ne hakla bunu önüme koyuyorsun? Hele Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel Başkanınız. Bu benim özüm kardeş. Parti programında da var. Başka bir şey varsa benden beklediğin onları yazalım. Bunları alın, alın kaldırın burada. O koltukta Gazi Mustafa Kemal oturuyor olsaydı, Ümit Özdağ önüne bunları koyabilir miydi? Peki Ümit Özdağ bunları koyabilme cesaretini gösteren iklim nedir? Bunlar çok açık değil mi? Buna itiraz etti mi Meral Akşener? ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün değişimden yana olanları neyi değiştireceklerini de bir türlü açıklamıyorlar. Önder sağ yeniden pozisyon alıyor. Niye o zaman demedi ki ya ne oluyor bu ya? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu fikri değişiklik nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben getirdim diyordu ya. Meral Hanım'ın bu konuda bir rahatsızlığı oldu mu? Buradan duyuruyorum. Satır satır okuduk. Ekrem İmamoğlu bir yazı kalemi aldı. Yani kendi imzasıyla çıkan bir yazı. Kim kalemi aldı herhalde o aldı bilmiyorum. Oksijen gazetesi. Evet. De orası. evet onu da tartışmıştık. Çok dikkatli zaman. okuduk. Sen orada bir şey diyor. Diyor ki yeni bir Türkiye tahallü varmış. Güzel olabilir. Genç bir insan geleceğini Türkiye'nin düşünsün. Ama diyor ki Cumhuriyet'in kurucu değerlerini yeniden yorumlayacağız. Merak ediyor mu Meral Hanım? Çok destekliyordu Ekrem Yamamoğlu'nu. Saraçhane'de evet. sarmaş dolaş oldular. Cumhuriyet'in hangi kurucu değerlerini nasıl yorumlayacaksın? O konuya geleceğiz efendim İmamoğlu konusuna Peki orada başka bir şeyler daha diyor. Mesela Kürt sorunu Alevi sorunu en önemli bir sorundur diyor. Ne anladığını soruyor mu acaba Kürt sorunu? Soruyor mu? Evet Alevi sorunu. Soruyor mu anlamaz. orada yerel iktidar diyor, merkezi iktidar diyor, her şey yerelden başlayacak diyor. Bu ne demektir? Ben buradan acaba şu Avrupa özellik şartının kaldırılacağını Kemal Bey de haykırdığı toplantılarda senin de söylemişliğin evet. var Ekrem Bey. Ardından da PKK bu işin çok mutlu olup alkışlamıştı. Ne güzel şeyler söylüyor bunlar demişti. Evet. Yaşar Bey devam edeceğiz. Çok kısa bir reklam aramız var zaten. 4 dakika kadar. Bir ara verelim sonra müzakere kaldığımız yerden devam edelim.